Şimdiki oyun yani anne kim yoksa kimse evde yoktur oyunundan sonra. Niye bunun ismini doğru söyleyemiyorsun? Çünkü anne yoksa. Anne yoksa kimse evde yoktur. Evde kimse yoktur. Kimse evde değil. Anne yoksa evde kimse yoktur. Anne yoksa evde kimse yoktur. Evet. Yanlış mı sence bu düşünce? Çok uzun. Niye hemen ezberlememi bekliyorsun? Dedim ki bu iş böyle olmayacak. Ve kendime şunu dedim. Asla kariyerini ya da kaderini başkalarının eline bırakma. Çok iyi oldu böyle. Falan gibi bir şey oldu ama. Zorlu sallandı. Hayır ama gerçekten böyle. Hiç de komik değilmiş diyecekler. Rezil ettin beni. Ya saçmalama. Ben senin konuğunum. Hayır benim konuğum değilsin. Programı ben yapmıyorum. Niye ben senin de programı burada. Değil mi? Uğur Kambay'la beraberiz ve benimle beraberiz bu hafta. Sahne Tozu Yutanlar programında. Uğur çok heyecanlı. Evet. Genç kuşağın yazar yönetmen diyebilir miyiz? Ve oyuncu tabii ki. Bence oyuncuyu en başta söylersen. Tamam. Oyuncu aslında. Çok, bence oyuncuyum yani. Çok iyi bir oyuncusun. Tebrik ederim seni. Çok teşekkür ederim. Samimi düşüncelerinize. Yok, gerçekten çok samimi düşüncelerim. Daha da devam edecek düşüncelerim. Şöyle bir şey. Şimdi böyle esprili şakalı bir şekilde açık programın eski şeylerini izledim birazcık. Ya çok iyi arkadaşlar var, ya usta çıraklar, ya beraber çalışmış insanlar. Şimdi biz... Aramızdaki bağ, o güçlü bağ nasıl açıklayacağız seyircilerimize ve tiyatro severlere ve bütün Türkiye'ye? Yani şöyle açıklayacağız bence. Aslında benim Murat'la çok eskilere dayanan bir dostluğum yok. Yani ben... Senin için çok büyük bir kayıp bu, farkındasın. Kesinlikle, kesinlikle. Seni tanıdıktan sonra hayatım başka bir yola saptı. Ben Murat'a kendi yazdığım oyunu atmıştım ve geri bildirim vermesini istemiştim. Çünkü o benden daha deneyimli ve bu alanda gerçekten çok iyi metinler üretmiş bir yazar. Oyunculuğu bırakmış olsa da iyi bir yazar. Ara vermiş diyelim. Zirvede bırakmış. Murat da sağ olsun, gerçekten çok teşekkür ediyorum. Oyunumu okudu, böyle ince ince geri bildirim verdi. Anne yoksa seve. Evde kimse yoktur'u. Adını bir daha söyle. Anne yoksa evde kimse yoktur. Daha sonra ben tekrar oyunun üstüne çalışmaya başladım. Sonra biz Murat'la birbirimizin oyunlarına gide gele bir tanışıklık oldu. Ve ben gerçekten seni çok sevdim ya. Ben de. Yani insan olarak, arkadaş olarak iyi bir insan kazandığımı düşündüm. Teşekkür o yüzden ederim. Burada da seninle oturup sohbet etmek istedim. Harika. Aslında başka bir yerde de sohbet edebilirdik ama burayı seçtin. Yani sektörü buradan çıktıktan sonra... Starbucks'ta artık reklam mı oldu ama çok da ihtiyacı yok Starbucks'ın buna. Gömme dediğimiz evet, gömme olayını tiyatrocular orada, arasında orada yapacağız. Yani bizim tanışıklığımız böyle oldu. Bir usta çıraklık da yok. Evet. Yok değil mi yani Murat? Yok zaten yani aynı kuşak sayılırız. Evet. Murat 25, ben 14 yaşındayım. Evet. Murat yaşını asla kabul etmiyor. İnanamıyorum. Neyse biraz tiyatro konuşalım istersen. Evet hadi konuşalım. Şimdi elimde senin için hazırladığım sorular var. Benim de. Öyle mi? Ben başlayabilir miyim sorulara? Tamam sen başla. Kendi alanında saygı duyulan bir isimsin. Estağfurullah. Ve oldukça uzun süredir üretimine devam ediyorsun. 10 yıl. 10 yıl az bir süre değil. Sanatsal ahlakını koruyarak Türkiye ikliminde ticari olarak var olmak zor mu Murat? Vay bu soruyu sen mi hazırladın? Hayır ben hazırlamadım. Zor değil bence. Yani sanatsal ahlakını koruyarak ticari yani bir seçim yapmak zorundasın. Bunu yani yazar olarak mı yanıtlayayım yoksa oyunculuk geçmişimden mi yanıtlayayım bilemiyorum ama iyi bir şey yapmaya çalıştım her zaman. Çalıştığım ekiplerde de bir şey yazdığım zaman da tabii ki seyirciye ulaşmasını istiyorum. Yani çok insan izlesin istiyorum. Çok insan izleyince de ne oluyor? Yaşayabiliyorsun o parayla diyelim ama bu bir Şamil Yılmaz'ın bir lafı vardı. Bir yetişkin parası değil bu. Yani tiyatrodan kazanılan kadar. Ama hiçbir zaman ticari düşünmedim, düşünmeyeceğim de. Benim yazdığım oyunlar ticari bir kanala gitmiş olabilir ya da gidecek olabilir. Yani bir prodüksiyon, büyük bir prodüksiyon içinde yer alabilir ama ben oyunlarımı hiçbir zaman çok satsın, çok oynansın diye yazmıyorum. Bir meselem oluyor ve onun peşinden koşuyorum. Ciddileştim biraz bak yazarlıktan ama bahsedince. Yani evet bu yani ticari olarak var olmak zor mu kısmı? Bence zor. Tabii ki imkansız bence hatta zaman zaman. Batıp batıp çıkıyoruz. Aynen öyle çünkü gerçekten ülke şartlarında tiyatro yapmak zaten
tiyatro yapayım da kazanayım diye yola çıkılan bir şey değil. Ben hani çok daha yeni, 2018 mezunuyum. İşte mezun oldum, oyun yaptım. Mezun oldun? Mimar Sinan mezunuyum ben. Tanışıyoruz bu arada, aynen. Oyunu yaptım, hiçbir zaman ya ben bu oyunu oynarım, şu kadar seyirci ya da işte şöyle bir ticari gelirim falan fişman. Hiç bunları düşünmedim. Tek derdim, oyun oynanır mı, seyirci gelir mi? Seyirci beğenir mi? Acaba oyun iptal etmek zorunda kalır mıyım? Çünkü yani kimse seni tanımıyor, mezun olmuşsun ve bir şey yapıp tek başına oynuyorsun. Gerçekten çok korktuğum zamanlar oldu. Ticari olmak, olarak var olmak şöyle zor. Zaten bu ülkede yani işte tiyatroda ödediğin vergi, o su, bu su, bir dekor, bak boğazım değil mi? Dekoru taşımak. Yani bunlar gerçekten tiyatronun getirisinden daha çok götürüsü olan bir sanat dalı tiyatro. Tiyatro gerçekten kolay yapılmıyor yani. Hep aklıma şey geliyor bazen. Sana da soracağım. Sen bir suyunu iç bak, tamam. Rahatlayacaksın. Vergi mergi, dekor nakliye falan derken yoruldu bir anda Uğur. Evet, boğazına düğüm. Neden yapıyorsun peki? Tiyatroyu mu? Evet, rezalet bir soru geliyor. Neden Hayır, tiyatro? Rezalet değil. Neden tiyatro biliyor musun? Çünkü toplum falan demeyeceğim. Ben buna asla katılmıyorum. Ben şunu keşfettim kendimde ya da fark ettim diyeyim. Ben ilkokulda yani orta birde müsamere yapmaya başladım. Bulunduğum okul her sene bir oyun yapıyordu, işte müsamere diyeyim ben ona. Hı-hı. Ben alkışlandığım zaman fark edildiğimi hissettim sahnede olduğumda. Tamamen belki de onaylanma hissi, fark edilmek. Ya çocukken öyleyizdir ya, hani Yıldız Hoca da derdi bunu. İşte küçükken fark edilmek isteriz, şekilden şekle gireriz. Biri bizi fark etsin isteriz. Yani bu çok biraz da özel bir cevap olacak ama. Lütfen paylaşmak istersen. Galiba böyle aile, yani mükemmel bir annem var. Onunla birlikte 4 yaşından beri hala onlayım. Ama bazı noktalarda eksik kalınca o eksikliği tiyatro tamamladı bende. Yani o beğenilmek ve alkışlanmak ve sen iyisin, yeteneklisin, başarılısın denmek. O zaman ego diye bir şey yoktu çocukken. Fark edilmemi sağladı ve ben belki de sevildiğimi de düşündüm bu sayede. Çok mu uzattım? Özür dilerim. Hayır, çok güzel. Çok. Sen neden tiyatro? Önce bir de şunu söylemek istiyorum. Sen tiyatronun oyuncu olarak da içinde bulunduğun, yazar olarak, yönetmen olarak ve kendi oyunlarını da yapan bir yapımcı olarak sen... Yapımcıcık diyelim. Ya küçük, evet, bir ama yapımcı. Yok, öyle mecbur, ya da böyle mecburiyetten. Yani. Yani aslında çok benzer, belki de hepimizin ortak fark edilme ya da kabul, kendimizi kabul ettirme gibi bir şeyle başlıyoruz belki de en baştan, yani ilk başladığımız an. Ben İç mimarlık okudum aslında üniversitede ve yani tiyatroyu profesyonel olarak düşünmeye çok korkuyordum. Cesaret edemedim hiçbir zaman. Fakat hayat bir şekilde tekrar en baştaki tutkuma geri döndürdü beni, iyi ki. Ama biraz geç bir yaşta yani. 25 ya da 26 yaşındaydım. Şahika Tekant'ın stüdyo oyuncularından içeri girdim. Ve ondan sonra hiçbir zaman tiyatroyu bırakmadım. İç mimarlığı bıraktım. 6 yılda bir ofiste falan çalışmıştım, yani böyle bir masa başında sürekli hayaller kurarak falan. Başarılı bir iç mimar mıydın sence? Çok, çok merak ettim. Kötü, iyi başlayan ama kötü bitiren bir iç mimardım. Hatta patronum, yani eski patronum Ersin abi izlerse hatırlıyordur şu an. Sonlara doğru o kadar salmıştım ki işi. Çünkü saat 3'te işten çıkıp işte Şahika Tekan, yani stüdyo oyuncularına gidiyordum. Caddebostan'dan Nişantaşı'na. İşte yani geç gidiyorum, erken çıkıyorum ve işte bir takım muntazam ölçülerin çok dikkatli bir şekilde alınması, çizilmesi gerekiyor falan. En son böyle kocaman dev gibi bir projede bütün ölçüler yanlıştı ve onlar üretilmişti. Gerçekten. Evet. Ve tiyatroya geçiş yapmak zorunda. Dedim ki ben çok fazla ölçemeyeceğim, sınırları olmayan bir mesleğe doğru gideyim. Dedim, tesadüfen tiyatro önüme çıkmadı tabii ki, yani bu çocukluk tutkusu. Oyunculuk meselesi başladıktan sonra işte böyle bir ikinci katta özellikle çok fazla oyunda oynadım, başka tiyatrolarda da. Ama böyle bir eksiklik hissediyordum hep, yani başka bir şeyler yapmam lazım, bir şeyler yazmam mı lazım, yönetmem mi lazım. Sonra Limonata'yı yönettim, Sami Berat Marçal'ın metni ikinci katta. Sonra ondan sonra da Füyü yazmaya başladım. O metinden hareketle, daha doğrusu hani
kendi meselelerimizi anlatacağımız, ben de bir metin yazayım dedim. Ve Fü'de iki tane yaşlı kadının hikayesi, o da ikinci katta sahnelenmesine karar verildi. Deniz Türkali ve Zehra Yılmaz başrollerinde oynadı. Canan Atalay ve Aziz Caner İnan'la beraber. Ve benim için çok güzel başlangıç oldu. Çok, ya o zaman ilk oyunla kendimi dünyanın en iyi yazarı falan zannetmeye başladım. Çünkü insanlar izliyorlar, gülüyorlar, işte eğleniyorlar, ağlıyorlar. Müthiş bir motivasyon ve hemen ikinci oyunu yazmak, hemen 3-4. Fakat tabii ki ilk oyunla beraber bu yazarlığın çok teknik bir mesele olduğunu da görüyorsun. Ve önüne sürekli duvarlar çıkıyor ve sürekli kendini aşmak, okumak, işte yazmak. Peki yani, ben bir şey sorabilir miyim? Böldüm. Ben de çok uzattım. Yok estağfurullah. Çok merak ettiğim ve gerçekten kalemini beğendiğim için soruyorum. Senin Türkiye tiyatrosunda yazar olarak örnek aldığın... Eyvah. Ölü kendine, yazarları söylemek istiyorum. Yani yaşayan ya da ölü hiç önemli değil. Daha doğrusu ölü yazar denmez de ne denir? Rahmetli değil. Efsane olmuş yazarlar. Şöyle söyleyeyim. Benim bence Türkiye tiyatrosunun yani en önemli yazarı Haldun Taner'dir. Benim için. Yani her oyununda başka bir biçimi denemiş. Tekrar tekrar okunması gereken, gerçekten o çağdaş olan ne varsa onu uygulamaya çalışmış bir yazar. Kendi döneminden bütün arkadaşlarımın oyunlarından ilham aldım. Yani dediğim gibi Samberat Marçal'ın Limonatası bana Fü'yü yazdırdı. Halil Babür'ün oyunlarını çok severim. 11-11 ve Kasap oyunu şimdi bu ara çok yazmıyor galiba. Ebru Nihan Cerkan, Sami Özbudak, Berkın Oya'ya bayılıyorum. Yiğit Serttem'in oyunlarından çok ilham alıyorum. Özen Yula'nın oyunları bana çok romantik ve çok etkileyici geliyor. Ve senin oyunlarını da ileride öyle okuyacağımı ve öyle şeyler isteyeceğimi düşünüyorum. Yok yok ben... Ama şu an şöyle bir şey mesela Eylül'ü ondan da çok konuşmak istiyorum. Eylül'ü izlediğim zaman çok iyi yazılmış bir metin ama orada seni yani sanki senin için sen yazdın ve sen oynuyorsun. Orada performans o kadar ön planda ki iyi anlamda söylüyorum. Onu metin olarak değerlendiremedim kafamda. Belki okusam, yani sadece okusam başka türlü düşünürüm. Zaten ya, samimi olarak ben de şöyle düşünüyorum. Henüz hani Uğur Kambay nasıl bir yani yazarlıkta nasıl görüyorsun diye birine bir soru sorulsa ben şey derim. Daha bunu cevaplayacak bir noktada ben de değilim. Bir oyunla olacak bir şey değil bu. Yani samimi olarak söylüyorum bunu. Ama ben üçüncü, beş, şimdi anne yoksa bir tane daha yazdım var. Seneye yapmak istiyorum onu. Ben de sürekli deniyorum ve çok yolun başındayım ve çok öğreniyorum. Ne zaman çıkacak? Anne yoksa 25 Aralık'ta tekrar premier yapacak. Tekrar revize ettim onu. Süper. Seneye işte bir yıldır üstünde çalıştığım tek kişilik beni çok heyecanlandıran, uyutmayan. Umarım sen, tek buna kişilik değer. Sahne. Evet. Sıkılmadın mı ya? Sıkılmadım çünkü Eylül'ün üzerinden 5 yıl geçmiş olacak. Hmm. Ve ben bu 5 yılda Eylül'ü de... 5 yıl oldu mu? 5 yıl 2018 yani seneye 22 ha, işte 23 zaman. Falan olursa. Yenisi çıktığı tabii zaman. Tabii yenisi çıktığında ben Eylül'ü 5 senede de aslında 5 sene oynayamamış olacağım. Yani 2 senesi gitti zaten. Ayda 4 oyun oynayan bir oyuncuyum ben. Çok uzun bir süre gibi geliyor ama daha kaçıncı oyun biliyor musun Eylül'ün? 70. oyunu. Ben geçen 150 falan zannediyorum, evet, hesapladım. 70. oyunu oynuyorum ama daha. Ama sen pandemide hiç oynamadın tabii. Hiç oynamadım yani online olayına girmedim. Bir tek açık havada oynadım. Neyse konu Eylül'e geldi. Şey yani benim için tabii ki... Benim yazarlığımdan bahsediyorduk. Kibar olmana gerek yok bu konuda. Bu konuda daha benimle ilgili konuşulması için ben de çok erken olduğunu düşünüyorum. Ama oyunculuğumla ilgili de keza öyle yani daha ilk oyun. Bakalım ben de bir insanı, bir oyuncuyu 3 oyunda görmek, bir yazarın 5 metnini okumak isterim. Ama yazarlıkla ilgili ısrar ediyorsun. Evet, onu bırakmam. Bence kesinlikle bırakma. Yani o yani benim... ben seyirci olarak söylüyorum bunu, bir oyun yazarı olarak değil. Estağfurullah, sakın bırakma böyle hani öğretmen gibi algılama sakın. Evet, ben senin anne, oyun adını anne yoksa mısın? Evde kimse yoktur. Anne yoksa evde kimse yoktur'u da öyle... okudum. Anne yoksa evde kimse yoktur. Bir rap şarkısı gibi. Onun ilk halini okumuştum ve senin kalemini seviyorum zaten. Yani teşekkür ederim. Ya burada birbirimiz yok, birbirimizi övelim bir bence yani. Bu platformu biraz da bunun için kullanalım. Yani kimse övmeyecekse biz kendimizi övelim. Peki bir şey daha sormak istiyorum ben buradan. Asla geyik yapamayacağız. Ayrı. Evet, buyurun.
Yok, yapıyoruz geyik. Sence hani... Buradan mı soruyorsun? Yok, buradan değil. Bakma oradaki sorulara. En evrensel Türk oyun yazarımız kim? Türkiye'deki en evrensel oyun yazarı diyeyim. Yani bunun için yurt dışında ne kadar sahnelendiğine bakmak lazım. Yoksa biz içindeyken bir Türk olarak başka bir Türk'ün yazdığını nasıl evrensel diyemem ben. Ama şu kodlara dikkat eden yazarlar, mesela demin unuttum Ceren Ercan bence. Hmm. Yazdığı metinlerde yerel kodları çok kullanıyor. Tiyatro eleştirme gibi konuşmaya başladım ama iyi bir şey söyleyeceğim. Ama yazdığı şeyler bence evrensel anlamda da karşılık bulan metinler. Mesela o anlamda Ceren Ercan'ın metinlerini, okuduğum metinlerini en azından evrensel buluyorum. Onun dışında yani ben de bir raddeden sonra yazdıkları, acaba bunu yabancı biri okusa ya da yabancı biri izlese bir şey hisseder miyi düşünmeye başladım mesela. Çünkü başka bir boyut o da. Ben mesela nacizane yani büyük ustadır Haldun Taner. Ben hep okulda oyunlarını okurken şey derdim. Acaba çevrilse İngiltere'de, Amerika'da, dünyanın farklı ülkelerinde karşılığı olur mu? Bir sürü Avrupa şehrinde oynamış. Karşılığı oluyor mu diye çok merak ediyordum yani. Bir bilgim de yok. Gerçekten bunu sormak istedim. Melih Cevdet hep bana o konuda daha böyle... başka bir dile çevrildiğinde de karşılığını bulabilecekmiş gibi gelir. Bilmiyorum. Çok büyük fikrim yok ama özellikle bu Keşan Ali'nin ilk burada sahnelendikten sonraki birçok Almanya'da, Polonya'da, şimdi uydurmayayım ama birçok şehirde sahnelenmiş. Çünkü orada metin olarak değil, biçim olarak da dışarıda karşılığı olan bir Brechtian bir şey var, bir yazım var. O anlamda hani evet yazdıklarımızın mesele olarak evrensel karşılığını aramalıyız ama zaten orada olan bir şeyi burada yazıyorsak yani yabancı onu izler, anlar ama zaten orada daha iyisi vardır. Biçim olarak ne önerebiliyoruz ya da onların biçimiyle kendi meselemizi nasıl anlatıyoruz? Tam olarak öyle bir örnek galiba. Ben bunu merak ettiğim için sordum. Yok, ben de çok merak ettim hep. Ve şimdi aslında seninle konuşurken böyle biraz fikir yürütüyorum. Bir Gecekondu Mahallesi'nde geçen bir hikaye. Fakat biçim olarak işte Brechtian bir biçim. Ve yurt dışında oynanıyor. Belki de bunun peşinden koşmak lazım. Bilmiyorum, uyduruyorum. Evet, anlıyorum. Yok, sesli düşünüyorsun. Yani, tiyatro konuşuyoruz bayağı. Evet. Haldun Taner'ler falan. Ya yok yani hani eleştirmek... Ben sana bir soru sorabilir miyim? Sor tabii. Çok özür dilerim. Sözünü kestim. Önce sen söyle. Yani eleştirmek haddim değildi yani böyle söylerken yanlış olabilir. Sadece merak ettiğim için şeyi sordum. Bu evrensellik konusunda ne düşünüyorsun diye. Yoksa ben Sırç Hayvan koleksiyonu da bu dile çevrildiğinde veya seyrettiğimde hep şeyi düşünüyorum. Yani aslında buranın Fikirtepe'sinde geçen bir hikayeyi biz sürekli Amerika'da geçtiği için böyle çünkü hani ayakkabı mağazasında çalışan bir çocuk var. Tamam, şair olmak istiyor ama şiir okumak değil, yazıyor. Ya mesela bana hep Yılmaz Erdoğan gelmiştir karşılığı, gençliği, Tom'u. Ha. Yani ama ben hep onları işte Amerikan bir şey oynadığımızda falan böyle görünce aslında onlar da burada ne kadar kendi yazdıkları kadar biz onları karşılayabiliyoruz, oynarken dönüştürebiliyoruz. Bu benim hep merak ettiğim evet. Bir şey olduğu için. Yo, bu söylediğin çok yani çok düşündüğüm bir şey. Yani Tennessee Williams'ın yazdığı ve o anda yazıldığı anda Amerika'da tam olarak bir karşılığı olan metni 50-60 yıl sonra ya da 40 yıl sonra neyse ya da 100 yıl sonra burada bir sahnede izliyoruz. İşte Tom bilmem ne ve sadece bir his metinden bize geliyor. Ne oradaki sosyal meseleyi tam olarak anlayabiliyoruz. Değil mi? Yani çok tam olarak orada işte ırkçılık meselesi yani Amerika'ya ait olan durumları anlayabiliyoruz. Bizde de aynıları var. Yani ırkçılık var, cinsiyetçilik var, homofobi aklımıza ne geliyorsa hani dünyadaki bütün sorunların hepsi var ama yerel bir sorun olarak var. Yani başka kodlar var. O yüzden dediğin şey
acaba bu kadar güçlü metinler çok iyi uyarlamayla sahnelense ne olur? Yani hani illa Türkleştirmek, adaptasyon diye düşünmüyorum ama şunu düşünüyorum. İşte diyor ki orada İspanya'da devrim vardı. Hmm. Buradaysa İspanya'da Guernica vardı. Buradaysa ayaklanmalar diyor Sırç Hayvan koleksiyonunda. 1940 dönemini anlatıyor ya da o dönem yazıldı, yanlış olmasın. Burada ben onun artık başka bir çağa oturtulmasını, bu çağın meselesi üzerinden yine aynı metnin, yazarın asla anlatmak istediği şeye saygısızlık etmeden, onun kemiklerini tabiri caizse sızlatmadan yapılabileceğini düşünüyorum. Çünkü ben burada benim ne yapmaya çalıştım sanıyorsun anne dediğim zaman oradaki o alt sınıftaki Amerikalı çocuğu da karşılamıyor ki. Tabii ki. Ya da Çehov oyunlarında hep bunu hissederim. Kentten kasabaya işte gelir. Orada bir aslında uzun yıllardır orada yaşayan birileri vardır ve şehir hayatını yaşayan birileri gelir. Ama onların hepsi çok güzel Türkçe konuştuğu için o ayrım çıkmaz. Ama biz bugün seninle kalkıp senin memleketine ya da benim memleketime gittiğimiz zaman eğer biz İstanbul'un bu hayatına çok alıştıysak ve buraları özleyeceksek, orada sıkıntı yaşayacaksak sofraya oturuşumuzdan tut da bu lafların ağzımızdan çıkışına kadar farklar hemen orada bir ironi, bir şey çıkarır. Bununla ilgili çok uzattım. Sen bana ne soracaktın? Hayır, hayır. Yani kendi vişne bahçemizi mi yazmalıyız diyorsun? Aslında o yazılmış. Şimdi kendiminkini yazmak da bir yeni bir fikir değil. Bilmiyorum. Bunun üzerine aslında çok uzun konuşulmalı, düşünülmeli. Sabaha kadar konuşabiliriz yani bu meseleyi. Ben Çehov'un köylüsünü nasıl oynayacağımı düşünürüm hep. Zaten şu aklıma geldi sen söylerken. Şöyle izliyoruz ya artık Çehov ya da klasik oyun. İşte Treplev'i nasıl oynadı oyuncu? Ya da Nina'nın tiradı nasıl atıldı? Çünkü yüzlerce defa izlediğimiz için yani bu sefer bunun nasıl atıldığına bakıyoruz. Ama mesele yani asıl oyunun meselesi arka planda kalıyor. Tabii ki çok tatlı ve çok büyük yönetmenlerin yaptığı işleri izlediğimiz zaman evet orada bugüne ait de bir şey. Mesela pandemide ki hala pandemideyiz. Bir online bir Vişne Bahçesi izledim. Online Vişne Bahçesi. Ama bir Rus tiyatrosu yapmış. Önemli bir tiyatro. Adını hatırlamıyorum şimdi. Tamamen işaret diliyle konuşuluyor. Bütün oyun. 3 saat boyunca. Ve bir süre sonra sadece sesler, yani ayak seslerini, işte kapıların açılma seslerini duyuyorsun. Tabii ki bir altyazı var ama her şey işaret diliyle. Ve adam belki de yani öyle kafa çalışmaya başlıyor. Şimdi bugün Rusya'sına mı bir şey söylüyor? Çünkü Rusya'da yani düşünce özgürlüğü bizden farklı olarak çok kısıtlı olduğu için hani insanların kendini işte tek bir iktidar var yıllardır filan. Ne ülkeler varmış değil mi? Ben sana şöyle sorayım. Senin metinlerinde de ironiyi hep sevmişim. Evet. Bir şey soracaktın sen oradan değil sanki sana buradan bir şey sormayacağım. Soracaktım. Ya aslında ben şeyi merak ediyorum. Sen yani biz tiyatro yani profesyonel olarak başlamamız arasında bir kuşak fark var değil mi? Yani 10 yıl önce ben, sen 2018'de, evet. Ben de 2008'de ilk bilet satılan oyunda oynadım yani. Eğer profesyonellik oysa para almamıştım ama neyse önemli değil. O zaman faize yatır o zaman olmaz. Bilet satıldı yani. Gönüllü o zaman. Hepsini annem almış değil mi? Gönüllü. Ben de anlatmak isterim ama sen ilk oyunu yaptığın zaman nasıl bir tiyatro iklimi vardı İstanbul? Tabii İstanbul'dan bahsediyoruz değil mi? İstanbul sahneleri, İstanbul tiyatroları. Çok eski değil aslında. 3-4 yıl öncesinden evet. Bahsedeceğiz ama nasıl bir şey gördün? Yani ve ne seni kendi prodüksiyonunu, kendi yazdığın oyunda oynayarak kendi prodüksiyonunu yapmaya itti. Şu itti. Geçen de bununla ilgili çok havalı soru sordum. Çok güzel değil soru. Mi? Evet. İKSV bir sempozyum gibi bir şey düzenledi gibisi fazla oldu. İşte orada Mehmet Ergen vardı. Bazı üniversitelerin bölüm başkanları vardı. Konu şuydu. Ya sonra yani bu çocuklar mezun olduktan sonra ne yapacak? İşte genel problem nasıl menajer bulacağım, nasıl bir şey vesaire falan. Ya da bir tiyatroya girmek için ne yapmam gerek gibi. Bizi de orada hani mezun olduk ve bir şeyler deniyoruz diye sağ olsun davet ettiler. Ben orada da şunu söyledim. Ben 3. sınıftayken, 4. sınıftayken arkadaşlarım özel tiyatroların seçmelerine girdi. Kazandılar, kazanamayanlar ve kendini kötü hissedenler oldu. Düşünsene 4. sınıfsın artık bu mesleği yapacağım diyorsun. Bir tiyatro seçmesine giriyorsun ve kabul görmüyorsun. Bence çok üzücü bir şey. Çok üzücü ama. Yani
oyunculukta hep bu var. Ama bu audition alamamaktan farklı bir şey. Orada kasttır bir şey. Bir kumpanya seçmesinde kabul görmüyorsun. Hmm. Diyorsun ki acaba beni bir ansambl oyuncusu mu görmediler? Yeteneğimi kısıtlı mı gördüler? Donanımımı falan diye. Oyuncu zaten kendini yiyen, içten içe yiyen bir canlıdır. çünkü bunlar beni çok ürküttü. Hmm. Ya bu kadar emek verdim ve bir aşkla bir tiyatro seçmesine girip o da olmayacak. Yani profesyonel oyuncuyum demek istiyorsun bir nokta ya da amatör ruhla profesyonel oyuncu diyeyim. Sonra giren arkadaşlarım da çok başka sıkıntılar yaşadığını, ekonomik olarak evinin değil kirasını, faturasını bile ödeyemediğini gördüm. Mutlulardı, kendilerini adamışlardı ama hayat diye de bir gerçek vardı. Dedim ki bu iş böyle olmayacak ve kendime şunu dedim. Asla kariyerini ya da kaderini başkalarının eline bırakma. Ya çok iyi oldu böyle. Falan gibi bir şey oldu ama. Zorlu sallandı. Hayır ama gerçekten böyle. Peki eğer doğduğun ki, ev kaderindir diyebilir miyiz? Öyle olsaydı ben... Affedersin. Ben gerçekten öyle değil işte aslında. Ben işte Halkalı'da oturuyorum Atakent'te. Ya peki bir şey söyleyeceğim yani çok özür dilerim. Ya Eylül 3 oyun sonra tutmasaydı ne yapacaktın? Bir daha deneyecektim. Çünkü aynen. Şunu dedim. Rezil de olabilirim dedim. Bir de çok uç bir roldü yani kafana peruk takıp çıkıyorsun da olabilirdi olay. Tabii ben onun için aylarca gözlemledim, araştırdım, canlı yayınlar izledim. Instagram'da, Periscope'da fake profillerle bunu yaptım. Sürekli notlar aldım, gözümü kulağımı doldurmaya çalıştım. Ama dedim ki rezil olacaksan 27 yaşında ol. Yani bunu... Güzel, evet rezil olmak için güzel bir yaş. Evet kötü olursa kimse hatırlamayacak zaten. İzleyip de memnun kalmadığın kaç oyun oturup konuşuyoruz ki? Böyle bir kaygım oldu ama bunu kendimi bu şekilde, yani beni buraya şu itti, dedim ki kendi oyunumu yapacağım. İşte yattım, bir şeyler deneyeceğim, olmazsa da olmayacak ve şöyle bir iklimle karşılaştım ben. Özel tiyatrolara seyirciler tarafından ilginin olduğu ve bir oyunun gerçekten kulaktan kulağa salonunu, seyircisini doldurabileceği salona, bir iklimle karşılaştım. Çünkü ben oyunu yaptığımda ben ikinci, üçüncü oyundan itibaren hep çok oynadığım salonlara göre yani 70 kişilik salonda oynuyordum ama gerçekten %90 ortalamaya oynuyordum. Süper. Yani. Ve bu demek ki bu iş sevildi ve sevilen böyle bir iş, oyun var kulaktan kulağa kulak bu kadarmış yani istediği kadar Instagram reklamı oraya bunlarla olmayacağını da gördüm süreçte. Çünkü bazı oyunlar görüyoruz ki prodüksiyonlar. Senin oyunun oynadığı sahnede 20 kişiyi oynuyor. Sen gidiyorsun orada 90 kişiyi oynuyorsun. Yani bunu ben de takip ediyorum. Sen de ediyorsundur. Bazen oyunların kapasitesini özellikle pandemide seyirci gidiyor mu? Ya bizimkine de gelecek mi? Ben çok sevgiyle karşılaştığım, eleştirilsem de bazen çok böyle fake profillerle falan çok garip eleştiriler de okudum. İlk zamanlar çok üzüldüm biliyor musun? Buralarımda yaralar çıktı. Sonra dedim ki Uğur böyle ölürsün. Evet, hayatım boyunca devam edecek. Tabii. Herkes her şeyi sevmeyecek. Ve çok ünlü olan insanları düşündüm. Ne yapıyorlar acaba? Neler neler yazıyorlar onların fotoğrafının altına falan. DM'lerine cevap vermiyorlardır. Ama fotoğraf altına yazıyorlar. Biri Twitter'da tabii. Bir iddia atıyor ortaya şöyle böyle. Ne kadar yıpratıcı bir şey dedim. Ve dedim ki bunu bu şekilde kafaya taka da bırak dedim. Sen yaz, üret. Bazen istediğin gibi olmaz. Bazen hayal ettiğinden de daha iyi şeyler olur. Eylül benim için öyleydi. Kimileri beğenir, kimileri beğenmez. Beğenmeyene saygımız sonsuz. Benim saygısızlığa saygım sonsuz değil. Yani saygısızca şeyler. Benim için hayal ettiğimden çok daha güzel bir başlangıç süper. Oldu. Ne ki mutlu sana. Şu an burada konuşabiliyorum. Harika. Eylül galiba o bizim işte daha alternatif tiyatro diyeceğim. O seyirci kitlesini kırıp çok dışına çıkan oyunlardan biri oldu değil mi? Yani seyirci kaygısı yok, merak edilen bir oyun ve belki de uzun yıllar oynamaya devam edeceksin. Çok çok güzel bir şey. Özellikle yolun başındayken onu yapıp onunla belki yerine yenilerini koyacaksın. Ama onu sonsuza kadar yani hayatım boyunca oynayacaksın belki. Evet. Yani bakalım ne gösterecek. Bunu 3 yıl sonra ya da seneye hala oynamak istiyor olacağım mı? Ya da 40 yaşına geldiğimde o kondisyonu bilmiyorum yani bununla ilgili çok düşünmüyorum. Yani umarım bir gün oyunda anlattığın mesele bir sorun olarak daha doğrusu
yani... Çağın sorunu değil de çok artık... Yani eski bir konu haline gelir umarım bir gün. Bu trans meselesi. Ve bir nostaljik bir oyun olarak oynarsın. Maalesef her zaman şu an en büyük ülkemizde işte, transfobi işte ne dersen ona en büyük problemlerden bir tanesi. Ötekine karşı olan tahammülsüzlük daha doğrusu. Yani bizde bu ötekileştirme ile ilgili o kadar hikaye var ki her anlamda din, dil, ırk işte bazen öyle haberler okuyorum ki bunu diyorum bütün acısını alıp epik bir dille bile yazmaya çalışsam derler ki ya bu kadar da falan. Ama öyle haberler okuyoruz işte yani bu ülkenin gerçeği çok başka. İşte hani Eylül çok tahmin ettiğimiz çizgide ilerleyen bir metindir. Hı hı. Sürprizdi ya da aa bak bir trans metnine çok farklı bir bakış açısı dediğimiz bir metin değildir. Ama hala maalesef ki geçerliliğini korumaktadır. Maalesef. Maalesef. Yani, ben sana soru soracağım. Hep sanki evet, ben konuşuyorum, anlatıyor gibi oluyor. Yani üzülerek başka bir konuya geçmek zorundayız. Evet. Sahneyle ilişkini nasıl değerlendiriyorsun ve seni en çok heyecanlandıran performanslar hangileri oluyor? Kendi oyunumdaki oyuncuların performansları. Özetle. Şaka yapıyorum tabii ki. Ben böyle biraz işin içine fizikselliğinde içinde olan performansları çok beğeniyorum. Öyle söyleyeyim. Söyleyemedin o kadar heyecanlandırdı ki seni. Ona ben çok artikülasyon biraz çalışmam lazım. Şey yapmam lazım. Ne diyorduk? Nasıl performanslar seni ilgilendiriyor, heyecanlandırıyor ve sahneyle ilişkini nasıl değerlendiriyorsun? Böyle yani demin söylediğim gibi aslında ben bayağı oyuncu sahnede böyle terlesin, kanter içinde kalsın ama aynı zamanda sanki onu çok kolay bir şekilde yapıyor gibi olsun gibi görünen. Çabasız. Çabasız gibi görünen. Bunun peşindeyim ben de. Böyle şeyler izlediğim zaman da çok hoşuma gidiyor. Mesela tiyatro festivalinde burada Mede'yi izledik. Tiyatrocular olarak bir salon dolusu. Mesela orada şimdi oyuncumuzun, kadın oyuncunun ismi aklıma gelmedi ama müthişti yani gerçekten. Hem çok zor bir şey yapıyor ama bir yandan da onu zaten çok çağdaş bir yorum, bir yeniden yazım. Bugüne uyarlanmış bir medya uyarlaması diyeyim ya da oradan esinlenilmiş bir şey. Oidipus'ta da izlemiştim, medyada da izledim ve müthişti. Yani bunun Türkiye'de de çok karşılıkları var tabii ki. Belki sen birkaç örneğini saymak istersin. Hayır ben şeyi sormak istiyorum şu an. Ne? Ben soruyorum o yüzden. Ya. Çok çalışmak istediğin bir oyuncu Türkiye'de kim var? Çok çalışmak istediğim bir oyuncu. Yani inan ki şu oyuncuyla çok çalışmak istiyorum. Keşke bununla çalışsam diye birini söyleyemem. Ben hep yani bu yeni oyunda da Deniz Karaoğlu ve Seda Türkmen'le çalıştım. Seda'yla hep tutuldu. Ha? Boynum tutuldu. Boynum şöyle oturuyor. Benim saçım bozuldu ama hiç şeyimi bozmadım. Neyse. Arkadaş olabildiğim ya da olabileceğim hiç tanımadığım bir insanla çalışamam. Kendi ekibim için ya BAM ekibiyle. Çünkü bir profesyonel bir ilişki kuruyoruz evet nihayetinde ama bizim ekibe katılan biri olarak onu değerlendiriyorum ben. Ve sonraki oyunlarda da onunla devam etmek isteyerek bir yolculuğa çıkıyoruz. Yazarken düşündün mü Seda ile Deniz'i? Evet. Yani sıfır hiçbir şey yokken onları aramıştım. Tamam. Deniz'le biz Kadercan'da çalışmıştık. Müthiş bir oyuncu bence. Hem beden olarak hem duygu olarak o an her şeyini veriyor. Seda da öyleydi. Yani diğer oyunlarda izlediğimde ve dedim ki ben bir şey yaparsam Seda ile çalışayım. Ama tanıyordum da yani aşağı yukarı karakterin nasıl bir insan olduğunu da biliyordum. Hiçbir şey yokken 2 yıl önce ben böyle bir oyun yazıyorum ama hiçbir şey yok. Oynar mısınız? Ama tabii ki metni sevmezseniz istediğiniz zaman çekip gidebilirsiniz de dedim.
İkisi de 2 yıl boyunca bütün pandemiye rağmen, 2 yıl çok uzun bir süre yani bir oyuncunun bir oyunda kalabilmesi için. Evet. Hiçbir şey yokken ortada. Onlar hiç vazgeçmediler, hatta beni ara ara dürttüler. Ve şimdi bir şekilde sahnede oynuyorlar ve çok mutluyum. Onlar benim oyunumu oynadığı için. Umarım onlar da aynı şeyi hissediyorlardır deyip şu an onlara bağlanıp bunun cevabını alabilir miyiz diye. Deniz espri mutludur yaptım, ki, espri. Deniz mutludur ki seninle ikinci oyunu da yapıyor. Yani, sağ olsun. Değil mi? Mutlu olmasa niye çalışsın? Sen benim yakınımı kapatıyorsun şu an. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Nasıl oturacağım bilemedim. Rahat et. Evet. Şöyle bir soru var burada. Niye sen soruyorsun? Röportaj gibi oldu. Hayır. Aslında konuşuyoruz bir soru üstünden. Sen şimdi ne yapacaksın mesela? Şimdiki oyun, yani anne kim yoksa kimse evde yoktur oyunundan sonra. Niye bunun ismini doğru söyleyemiyorsun? Çünkü anne yoksa. Anne yoksa kimse evde yoktur. Evde kimse yoktur. Kimse evde değil. Anne yoksa evde kimse yoktur. Anne yoksa evde kimse yoktur. Evet. Yanlış mı sence bu düşünce? Çok uzun. Niye hemen ezberlememi bekliyorsun? Yani Eylül, bak Eylül. Toz. Toz. Kadercan. Kadercan. Bak. Diğer oyunumda, neyse bu espriyi yapmayacağım. Söyle ya. Söyle. Ne olur yap. İstihdam solosu. Istırap korosuna karşılık. Çok kötü. Çünkü örnek alıyorum. Ya Isırap da karşı korosu. Akım. Karşı akım. Değil mi? Ay, mikrofona dokundum. Evet buyurun. Evet. Şöyle bir soru var. İkiniz için de tiyatroya herhalde adanmış bir hayatınız olduğu söylenebilir. Ben daha bunu diyemem yani. Niye? 3 yılda. Ya hayatını... Hobi olarak mı yapıyorsun? Hobi olarak yapmıyorum. Tiyatroya adanmış bir hayat. Düşünsene, öyle bir şey yazıyor benim önümde ve 30 yaşında birini görüyorsun burada böyle. Şimdi tiyatroya adanmış bir hayat deyince insanın böyle 60 yaşını geçmiş oyuncular, yönetmenler, işte yazarlar, sanatkarlar, böyle tiyatroya adanmış bir hayat biraz şey geldi bana. Takıldı soruya. Takıldım buna yani. Şöyle bir soru var. İkiniz için de tiyatroya adanmış bir hayatınız olduğu söylenebilir. Bu laf bana biraz şey geldi böyle yani. Okuyunca güldüm çünkü tiyatroya adanmış bir hayat deyince, yani düşünsene tiyatroya adanmış bir hayat deyip Uğur Kanbay böyle 30 yaşında falan da bakıyor da dünkü adanmış hayat. Güzel bir kitap ismi olur. Tiyatroya adanmış hayat, Uğur Kanbay. Ya ama bu hani belki 80 yaşında 4 sayfa. Evet, yaşla ilgili bir şey söyledin. Evet, yani bu hani şey oldu. Ya bu 60 yaş üstü sanatkarlara falan olabilir adadıysa hayatını o da. Biz her 60 yaşını geçene de usta diyoruz bazen. Bu benim ayrıca Twitter'da ince insanlarla böyle. Bak ben ne düşünüyorum biliyor musun? Şimdi en son 2016'da Babil oyununda oynadım. Ebru Nihan Celkan'ın Kadıköy Emek sahnesinde. 42 yaşındayım. Muallak 42. Gerçekten? Evet. Vay be. Bir 40 yıl sonra da sahneye çıkayım. Yani 40 yıl hiç sahneye yapmayayım. 82 yaşında oyunumu yapayım ve desinler ki usta oyuncu sahnelere geri döndü. Yani bu... Buna gülmek zorundasın yoksa YouTube'da unlike olacak. Güldün ama ha ha falan mı yapmam? Hayır, ustalarımız çok kızacak yoksa. Niye? Gülmek zorundasın. Niye? Kızsınlar. Ne yapalım? Ya yani ben senden, ya buna çok takıldığım için direkt senin sorundan şey yaptım. Yani mesela 30 yaşında benim uyduruyorum. Mesela çok seviyorum oyunculuğunda Barış Gönönen, tamam mı? Tanır mısın? Evet. Yani herhalde 15 tane falan oyunda oynadı. Yani bir ömür boyunca aslında 15 tane oyunda oynayıp bir efsane usta olabilirsin değil mi? Evet. Yani bunun gibi birçok örnek var. Asıl onlar usta yani. Çok tehlikeli bir yere girdiğimin farkındayım ama yani hayatım boyunca tiyatro yaptığın zaman tiyatro ustası oluyorsun. Ya da çok gerçekten bir insanlara bir ilham vermişsen. Yoksa yani 40-50 yıl yapmayıp sonra bir tane oyunda oynayınca usta oyuncu sahnelere geri döndü. Ben bunu kasteden bir tweet atmıştım. Evet, ne yaptın? Şöyle bir şey yazmıştım. İkimiz de aynı yerde yaksınlar. Sen de söyle. Zaten orada altta bazı tiyatro camiasından söyle biraz bunlar insanlar, izletelim biraz kendimizi. İnsanlar... yani onlar da farklı fikirlerini söyledi. Ben dedim ki yani her 60 yaşını
geçene usta demek gibi bir şey oluştu ülkede. Hani usta usta. 60 yaşına niye takıldın? 60 çıktı ağzımdan o zaman ya da yazarken. Hani usta dedim, Yıldız Kenter'dir, Müşfik Kenter'dir, Zeliha Berksoy'dur. Ve her çırağın ustası da yürüdüğü yola göre değişebilir. Yani ismini zikredemediğim binlerce usta vardır ya da öğrenciler yüzlerce. Öğrenciler yetiştiren insanlar bir de değil mi? Yani evet. Usta dediğin... Sonra orada ama şunu da söylemedin, bunu da, sen bunları tanıyor musun, dersine girdin mi falan gibi şeyler oldu. Evet, zaten dersine girdiğim insanların. Ben kendi ustalarımı aslında orada örnekledim. Ve hani bir tweet'e sığdıramayacağım kadar çok ustamız olmuştur. Ve benim belki bilmediğim, bu konuda kendime ayıplayabileceğim isimler de vardır. Orada bir linç yedim ben. Bazı insanlar da ya bravo, evet ya. Çünkü şöyle de bir şey var. Şimdi isim vermek istemiyorum ama sadece şu an 70 yaşında olduğu ve Türkiye onu tanıdığı için usta oyuncu denilen ustalığı ben şahsım adına kabul etmiyorum. Usta dediğimiz insan bu ülkede Türkiye tiyatrosuna gerçekten çok büyük emek vermiş ve sadece 15 oyunda oynaması da değil, oynadığı oyunlarla bir nitelik kazandırmış. Tabii ki. Yani Yıldız Kenter ustaların ustasıdır, hocaların hocasıdır. Ben o yolculuğu takip edebildiğim için bu örneği verebiliyorum. Ya biraz şöyle bir şey dönüşüyor galiba. Niye böyle bir şey oldu? Sinirlendi, sakin ol. Bir pazarlama aracına döndüğü zaman çok takılıyoruz değil mi? Hani gerçekten böyle afişlerde, yani zaten usta bir isim afişinde... Usta isim yazılmasını herhalde istemez yani diye yani tarihi şey Sultanahmet Köftecisi şeysi gibi. Bence bu, hemen başka bir konuya geçelim çünkü aşağıda şu an hissediyorum linçlerin aktığını. Ya bizi linçleyebilirler bu noktada gerçekten ama benim de düşüncem tweet atmış, bu. O tweet atmış, linçleyecekseniz onu linçleyin. Ben zaten 60 yaşına çok az kaldı benim. O yüzden yani Uğur Genç o kaldırabilir ama ben... Kaldıramayacağım. Kaldırırız, ne yapalım ya. Bir şey soracağım. Ben sana soracağım. Ettiysek özür dileriz ama ben bu fikrimi hala savunuyorum. Çok haklısın. Ben yani... de sana katılıyorum. Böyle tabii ki. Bir de yani biraz yani mesela Güliriz Sururi, tamam mı? Bunu burada anmak yani unutmak unutmayayım diye kafamda sürekli tekrarladım çekimden önce. Bundan yani 2017 yılında Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin de ya, İkinci katta oynuyoruz Karaköy'deki sahnesinde. Bir anda seyircilerin yani içeri seyirciler girerken ben de ışık masasındayım. Gülüz Hanım girdi. O kadar mutlu oldum ki şundan dolayı mutlu oldum. Hiç haberi olmayabilirdi. Haberi olurdu, gelmezdi. Geldi, oyundan sonra fikirlerini söyledi. Sonra da o dünyadan ayrıldıktan sonra biz ıstırap korosunu Güliz Sururi Engin Cezar teşvik ödülüyle yaptık. Yani müthiş bir şey. İşte evet. Bu ben de böyle yaşlanmak istiyorum. Yani böyle yaşlanmak ve böyle ölmek istiyorum daha doğrusu onu söyleyeyim. Çok zor bir yol değil. İnsan 90 yaşında da olsa kafası genç kalabiliyor. Böyle örnekler var yani. Benden çok büyük, senden ya da hepimizden büyük arkadaşlarımız var. Onlar hepimizden daha genç. Yani bilmiyorum. Allah onları başımızdan eksik etmesin. Yani amin şeklinde. Diyeceğim. Çok garip olacak ama amin diyeceğim gerçekten. Özür dilerim, ben de heyecanlandım. Bak sen sinirlendin, ben heyecanlandım. Ben duygudan sinirlenmedim. Ben aslında kendimi, benim sinirim kendimi doğru ifade edememek aslında. Yani kendi yetersizliğime sinirlendim. Ya boş ver. Bir şeyi de ifade ederken işte çok ince bir çizgi ya konuştuğumuz konu. Biri 30, biri 40 yaşında iki tane işte biri yazar, biri oyuncu. Geçmişler, usta şudur budur, siz mi karar veriyorsunuz da diyebilecek bir... Ben kendi fikrimi söylüyorum. Bir de çok ciddi bir tartışma olmuştu ben bunu yazdığımda, altta böyle tweetler var. Ama çok da destek gördüm yine tiyatro alanında çok saygı duyulası isimlerden. Hay ağzında bin yaşa kardeşim yazan da oldu. Çünkü bu gerçekten bir probleme dönüştü. Yani samimi olarak soruyorum. Lütfen evet herkes usta dediği için ustadır demeyelim ama... 50 yıldır aynı rolü oynayıp ne sinemada ne dizide ne de tiyatroda çok büyük bir kalite, nitelik ya da izlendiği zaman oturduğun yerde değil mi bazen bir şey öğrenirsin. Ben Yıldız Kenter'i izlediğimde, Zerrin Tekindor'u sahnede izlediğimde, Bülent Emiryarar'ı izlediğimde oturduğum yerde bir aylık sahne dersi aldığımı hissettim. Bunları yapmadan da bu ülkede usta bilmem kim denilen oyuncular var. Sadece tek bir rol oynamış
yıllarca. Tiyatro alanında da yani ne bileyim insan izlemek istiyor usta diyeceği insanı. Ya ben öyle böyle düşünüyorum. Ben böyle seçiyorum ustamı. Herkesin ustası değişebilir. Bu arada ben burada bazı isimler zikrederken ben kendi yolculuğumda bana ışık tutan isimleri illa bu insanların hoca, okullu, profesör bir şey olmasına gerek yok. Benim yolculuğumda bu isimler bana şey yaptı. Kendimi de bu konuda bazen yanlış ifade ettiğim için bir şey oldum. Yoksa buradan güzel bir şekilde açıklamış oldun kendini aslında. Bütün ustalarımızı bu dünyadan göç edenleri gerçekten rahmetle saygıyla yani tiyatro sahnesinde emek anıyoruz vermiş saygıyla. Ve birebir tanımasak da mutlaka eli değmiştir bize. Şimdi benim öğrencilerim var konservatuara hazırlık kursunda. Ben onlara o kadar çok Yıldız Hoca'yı anlatıyorum ki bazen gözüm dola dola. Hocam göremedik, şanssızdık, izleyemedik ya da hocası olamadık. Ama bir şekilde bize de eli değmiyor mu? Tabii ki o olmasa ben size şu an bunları anlatamıyor olurdum diyorum. O yüzden çok değerliler. Peki sana tehlikeli bir soru soracağım. Tabii. Şu an yani izlediğin oyunlar içerisinde en sevdiğin, en beğendiğin 5 tane oyuncuyu sayacaksın. 5 tane. Evet. 3 tane sevdiğim, de olur. En beğendiğim. Bülent Emin Yarar'ı profesyonelde zaten. Tamam. İkinci. İkinci. Zerrin Tekin Doğru Kim Korkar Hain Kurt'tan. 3. 3. Nihal Yalçın Antabus. Antabus 4. 4. Aslı Yılmaz Tesir. İzleyemedim. 5. İyi düşünüyorum ki aa bak onu unuttum falan olmayayım. 5 yani son hakkın. İyi düşün. Ya bu arada hani bunun sıralaması bu değil. Ya evet, da unuttuğum evet, bir isim de olmuş olabilir ama izlediğimde çok etkilendiğim Erdal Beşikçioğlu'nun Bir Delinin Hatıra Defteri'nde de ben çok harika etkilenerek ayrılmıştım. Bu arada belki burada 40 yani dakika benim oyunlarımdan kimseyi saymamadım ben şu an karşında ama oturup. Bir şey söyleyeyim mi? ben gidiyorum. Senin şaka, henüz şaka yapıyorum. Kadercan'ı seyrettim. Sen İstanbul'dan mı? Daha Güzelsin'i seyretmedim. İzlemedin mi onu? İzlemedim. BAM'la yaptığımız versiyonu BAM'la izlemedin. BAM'la yaptığını izleyemedim. Evet, burada bir mahcubiyet yaşıyorum. Keşke izleseydin, çok güzeldi. Şimdi şehir tiyatrosunda oynuyor, o da güzel. Şimdi sen bana sor. Ben sana buradaki sorulardan, biz çok kendimiz acaba diyorum ki bazen buradaki bazı sorular var bak, yönlendirmek için. Bak üçüncü soru mesela için. Müthiş bir soru. İstiyorsan oraya hiç girmeyelim. Yok, Türkiye sanatınıza nasıl ilham veriyor? Bu soruya ben. Evet. Bunu ben sen, çok konuştum Murat. Sen cevapla bunu çünkü tam... Benim sanatıma şöyle ilham veriyor. Bunu hemen kısa kesmek istiyorum. Her şeyi o kadar uzun anlatıyorum ki. Ben zaten çok bu ülkenin hikayelerini yazmaya odaklanmış, biraz arabesk, biraz Alaturka kalemi olan bir çaylak bir yazarım. Ve bundan hiç gocunmuyorum. Sadece yazdıkça öğrendiğim bazı şeyler var. Bu kadar büyük bir acıyı seyirciye anlatırken ya da sahnelerken işte farklı bir yolla anlatmayı dene Uğur, başka bir şey bul Uğur falan gibi yolculuğumu böyle arayarak, duvarlara çarpa çarpa öğrenerek, kendi yazdığımı 3 ay sonra okuyup yaparak geçiyor. Buyurun. Evet, burada güzel bir soru var. Öyle mi? Türkiye sanatına nasıl ilham veriyor? Sanatıma. Evet, sanatınıza demiş de. Yani tabii ki oyunlarda bu ülkenin meselesini anlatıyoruz. Değil mi sen de öyle? Dolayısıyla bir şey içimizi cız ediyor ki işte kaleme alıyoruz. Ya da bazen biçimden de yola çıkabiliyoruz ama özellikle İstanbul'la beraber yani ben yaklaşık 97-24 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Müthiş bir değişim içinde, bu iyi bir değişim değil. Her şey çok yükseliyor, çok büyüyor. Biz böyle minnacık kalıyoruz içinde. Ve koşturuyoruz sürekli bir yerlere ve bu beni çok çok kötü hissetti. Yani gerçekten bir karınca gibi hissettiğim anda aslında bir şeyler yazmaya başladım. Ve dedim ki ben bu insanları yazacağım. Yani kendim de onlardan biriyim. Sadece yani... Mesela bazen şöyle hissediyoruz ya çok karanlık, çok her şey çok imkansız, lanet olsun filan dediğimiz bir anda hani bu işi bırakacağım, tiyatroda yapmayacağım, nakliyeyle mi uğraşacağım ben filan gibi anlardan sonra aslında bunların hepsinin
o kısıtlı alanın, o yaratıcılığını sanki kötü etkiliyormuş gibi düşündüğüm bütün anların benim metinlerime girdiğini gördüğüm anda gerçekten bunu ölene kadar yapacağım yani. Bu işi iki sandalye, bir kutu, işte her neyse minnacık bir prodüksiyonla sadece metin ve oyuncunun seyirciyle aradaki hiçbir ilişki, yani başka bir konsantrasyonu bozacak başka bir şey olmadan anlatmaya devam edeceğim duygusu oluyor. O yüzden iyi ki bu ülkede yaşıyorum. Bazen de ne yazık ki bu ülkede yaşıyorum. Koşullar herkes için eşit şartlarda olabilirdi. Başka ülkelerdeki gibi, kültür alanında gelişmiş ülkelerdeki gibi. Şu an konuştuğumuz mekan gibi belki 20 tane yer olabilirdi. Ve onun dışında da küçük bağımsız tiyatrolar 10-20 tane değil, belki binlerce olabilirdi. Ve biz şu an yeni oyun yazarlarını sayarken belki yüzlerce isim aklımıza gelen gelmeyen olabilirdi. Çok kısır, özellikle bence senin kuşağın için ve senden daha genç kuşak için çok zor bir dönem ekonomik olarak her şey. Benim dönemimde 2008-2009'da Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bir apartman katını kiralayıp onun içinde oyunlar sahneleyebiliyorduk. Ve dekorumuzu yapabiliyorduk. İşte minik bir oyuncuya para da verilebiliyordu. Ben de o ikinci kat 0.2 her neyse işte 0.2 sonra ikinci kat oldu. O grubun içindeydim. Şimdi bu imkansız şu an. Yani çok zengin olmak gerekiyor. Yani çok zenginlerin tiyatroda olması güzel bir şey. Ama sadece tiyatro yapmak üzere yola çıkmış 5-6 kişinin bir sahneyi açıp onu var etmesi şu an çok zor. Ve bu çok tehlikeli bir şey. Çünkü sen de öyle. Hepimiz bağımsız sahnelerden geldik. Orada yazar olduk, orada oyuncu olduk. Yani ben seni de katıyorum bunun için, işin içine. Serüvenini az çok bildiğim için. Az önce saydığım Sami Özbudaklar, Ebru Nihanlar bunların hepsi alternatif sahnelerde, bağımsız sahnelerde yetiştiler. Ve şimdi genç, işte 20 yaşında ve tiyatro oyunu yazmak isteyen bir gencin önünde çok güzel bir yol yok. Bizim önümüzde de yoktu ama en azından biz onu yaratabiliyorduk. Şimdi onu yaratmak biraz zor ama yine bir umutla bitireyim. Bir metin bir oyuncuya bakar. İstiyorsan parkta, istiyorsan şu bir yerde, istiyorsan otobüste, istediğin yerde hikayeni anlatabilirsin. O yüzden hani böyle bir daha tatlı bir şekilde bitireyim. Evet çok zor ama hikaye anlatmak binlerce yıldır var ve devam edecek. Ve iş sadece çok basit bir şey. İki sayfayı ezberlersin ve bir yerde anlatmak istediğini anlatırsın. Çok romantik bir yere doğru gittim ama. Yok aslında bir böyle serbest seni çağrışım oldu böyle, evet. Ve çok da güzel anlattın, ağzına sağlık. Yani ben de hani bu ülke sanatıma nasıl ilham veriyor? Zaten oyuncu olarak da işte yazar olarak da ya da bir oyun yönetmeye, kurmaya diyeyim. Ben hani yönetmen kelimesini kendim için gerçekten çok şey beylik görüyorum biraz. Oyun kurucu olarak böyle yazan, oynayan ve onu sahnede kuran kişi olarak oyun kurucu olarak adlandırmak istiyorum. Zaten yaşadığın coğrafyadan gözlemlemek, insanları seyretmek, olaylara, durumlara bazen tepki göstererek, bazen tepkisiz kalarak tepki göstererek bir yol haritası çiziyoruz. Ve bu da kalemimize de, oyunculuğumuza da, sesimize de, nefesimize de yansıyor. Aynen. Zaten bizim ülkedeki, umarım biz de ileride insanların örnek aldığı oyunculardan, sanatçılardan olabiliriz. Kısıtlı imkanlardan yani biz yaratıcılığı sağlayabilen bir toplumuz. Toplum olarak da böyleyiz. Yani bu yazarlık ya da oyunculuk bana şey gibi geliyor. Anneannelerimizin, babaannelerimizin işte iki çeşit sebzeden 8 farklı yemek yapabilme, öyle konuşuruz ya bazen işte. Ben öyle derim mesela rahmetli anneannem için, ya 2 tane domates, 1 tane şeyden 10 çeşit yemek çıkarırdı kadın diye. Güzelmiş. Şimdi bu çağdaş garip oldu. Yeni yani bizim jenerasyonum, ben biraz daha küçüğüm. Ama yazarlarını da öyle görüyorum. Gerçekten senin oyunlarına bakıyorum.
Orada iki tane kutu bir dünya yaratıyor. Sen o iki kutu ne kadar biliyor musun? Ya hayır. Ya o ama o değil ki. Oraya sen biliyorum. Sen bir apartman koymadan oraya bir apartmanı bizi götürebiliyorsan bu başka bir şey işte. Ya ben bu yaratıcılıktan bahsediyorum. Teşekkür ederim. Evet, hepimiz için yani bu imkansızlıklar hepimizi yaratıcı sanatçılar kılıyor aslında. Bir de şunu eklemek istiyorum. Yani çok uzattık. Belki sonlara geliyoruz yavaş yavaş ama her şeye rağmen yine de bir konforlu bir alandayız. Yani sahneye çıkıyorsunuz, seyirciler geliyor ve anlatmak istediğimiz şeyi o 60 dakikada, 90 dakikada seyirciye anlatıyoruz. Anlatmak istediği şeyi hayatı boyunca hiç kimseye anlatamayan insanlar var. Kadınlar, erkekler, işçiler, beyaz yakalar, her neyse. Biz en azından küçük bir grupla da olsa bazen, yani bazen 90 kişi, bazen 200 kişi, yani bir 80 milyon düşününce aslında derdimizi çok ufak bir kitleye anlatıyoruz ama biraz galiba yazarlıkta şöyle bir şey oluyor. Sanki geleceğe bir şey bırakıyormuş hissi de oluyor, değil mi? Hani oyunculuk biraz daha o anlamlarını tam olarak suya yazı yazmak. Evet. Ama mutlaka hani öyle bir şey yazayım ki bu 100 yıl sonra da oynansın gibi bir egosal bir durum oluyor tabii ki yani. Belki hepsi çöp olacak, hiç fikrim yok. Ama bir gün yani bu belki kitap hiçbir şey olmayacak. İşte bir dijital bir yerden işte Fü diye bir oyun varmış. İşte zamanında iyi bir oyunmuş. 100 yıl sonra da bir anlamı olur mu acaba gibi bir şey hissedilse mesela ne kadar çok zevkli bir şey değil mi? Evet. Bence oyunculuğu bırak ve sadece yazarlık yap. Ben yazarlığa dair benim henüz çok en büyük hayallerimden biri işte bir gün işte bu 3-4 oyunumun basılması ve şey yani bu kadar hiç ilerisini düşünmedim ya da ben bu dünyadan göçtükten sonra. Hani böyle ama şeyi düşündüm anlık işte bana da şey geldi. Bir gün böyle bir okulda bir giriş sınavında konservatuarda ya da birinin sahne finalinde oynanması bile. Ben sana bir şey söyleyeyim, ben 4. sınıftaydım, benim 2. sınıfım Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin'den Taşlanma. Yalan olmasın. Hayır, senin doğru kesinlikle mu, değil mi? Senin oyunun. Ha. Ki senin oyunun ama Trat. Hangi oyun olduğunu karıştırıyor olabilirim. Fü müydü acaba? Fü'den galiba. Çocukla kızın sahnesiydi hatta. Evet, aynen. O yüzden Fü'den. Sen İstanbul'dan değil, o 3 kadın olduğu için bir anda. Şaşırmış gibi yapma, birkaç kere başıma gelmişti. Çok güzel bir his değil mi? Bak gerçekten bunu çok istiyorum. Muhteşem bir his. Ya ortaokulda Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin oynandı, bir ortaokulda. Gerçekten mi? Çok uzun ve çok sıkıcıydı. 120 dakikaydı evet ama... Ne yapsın çocuklar yani, o ritmi? O çocukların 120 dakika boyunca sahnede benim metnimi seslendiriyor olması... Yani hayatımın en güzel 120 dakikasıydı, evet. Öyle söyledim yani. Yani geri kalanlar için çok zor olabilir belki. Hani diğerleri de çocuk izleyenler çünkü. Belki tiyatro iyi bir başlangıç yapmadılar ama benim için muhteşem bir anıydı yani. Umarım bir an önce 50 yaşayamazsın belki. Hani bir ortaokulda oynanmayabilir. Yok tabii ki. Ama diğer oyunlarını umarım yaşarsın. Evet inşallah. REM uykusu olur belki. Yani önümüzdeki sene. Peki son yapmayacak. Son artık sona son geliyoruz. Kelime. Güzel bitirelim. Bence güzel çok bitirelim. Güzel bir soru. Kurduğunuz hayalleri ortak olan birçok insan var. Sen bahsettin Seda'dan, Deniz'den. Hepsini saymak istiyorum. Yeni hayallerinden bahsedebilir miyiz? Hemen. Başak Kıvılcım Ertanoğlu, Melis Öz, Ayfer Dönmez, BAM. Yani isimlerin baş harfleri BAM. Onlara her zaman çok teşekkür ediyorum ki 3. oyunumuzu yaptık. Deniz Karaoğlu hem çok iyi bir arkadaş, muhteşem bir oyuncu ve kafası çok iyi çalışıyor. Seda Türkmen müthiş bir kadın, müthiş bir oyuncu. Benim yardımcı yönetmenlerim 4 yıldır Sevda Deniz, Karali, Özden Selim Karadana. Yani yol arkadaşlarım onlar. Şimdiki hayalim tiyatroyu bırakıyorum. Yani tiyatro gerçekten başka bir şey yapmak istiyorum. Şöyle bir şey yapmak istiyorum. Tiyatro salonunun dışında bir şey yapmak istiyorum. Ben ilk oyunumu, BAM'la ilk oyunumu yaptığım zaman arkada bir bez vardı. Biz bunu köylerde, bir yerlerde oynayalım. Sonuçta yine salonlara hapsolduk ama şimdi yapmak istediğim şey gerçekten bir metin ve ama fikri söylersem şimdi hiçbir şey olmaz. Tiyatro sahnesinin dışında teatral bir şey yapmak istiyorum. Yani bilet satışı da olmayabilir, hiçbir şey olmayabilir. Bir ne derler hani bir anda herkes dans eder ya onun bir adı vardır. Hani anlaşırlar bir şey neyse. Ben de bilmiyorum. Bu bakışımdan anlamışsındır. Evet.
Bir anda... Metroda giderken bir anda... Ya hayır söyleme işte. Çünkü o deyince direkt aklımda o canlandı yani. Öyle bir şey. İlk ama duraktan son durağa kadar orada bir şey... Aynen öyle şeyler istiyorum. Bu tabii ki bir işbirliğiyle bir şeyle hani orada kimse tutuklanmasın onu da istemem. Böyle bir hayalim var. Umarım hayallerin şimdi, gerçek olur. Umarım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne sponsorluk bir metrobüste oynanması için şimdiden rica ediyorum. Başkanımıza buradan. Yani bu yayın dinleyenler bu adam niye bu kadar geyikmiş? Hiç de komik değilmiş diyecekler. Rezil ettin beni. Ya saçmalama. Ve ben senin konuğunum. Hayır benim konuğum değilsin. Programı ben yapmıyorum. Niye ki. Ben senin de programı değil mi? Öyle zannetmiş. Düşünsene. Uğur. Beyazıt Öztürk. Ama bak programı güzel kapatayım. Belki tamam. De yakında. Senin hayalin ne? Zorlu'da yeni. Benim hayalim şu ne? Şu anda 2,5 saate doğru gidiyoruz. Yok işte. Çünkü Uğur konuşmaya başladı şimdi. Buyurun. Benim hayalim ben oynarken, yazarken, yönetirken çok mutluyum. Sağlığım yerinde olduğu sürece ve öğrencilerimle çalışırken yani onlardan çok şey öğreniyorum. Konservatuara hazırlıyorum. Öğrencilerim derken bir üniversitede evet, ya da akademik anlamda. Konservatuara öğrenci hazırlıyoruz. Evet, müthiş. Eğitim vermiyorum akademik anlamda henüz. Benim hayalim bunun devam edebilir olması. Yeni yapacağım oyunların da seyircisine bulması, sevilmesi, beğenilmesi. Yani bunları istiyorum tabii ki. Şimdi senin bundan sonra her yaptığın şey merak ediliyor tabii ki değil mi? Yani bu aslında bir yandan böyle çok yaptım, güzel bir şey. Evet falan der ki. Evet evet. Tabii ki Murat tabii falan ki. Gibi. Bu güzel bir şey bir yandan çünkü hani biraz ileriden başlıyorsun. Maalesef yani hiç bilinmeyen birinin yapmasıyla daha önce iyi yapmış birinin yeni bir şey yapması arasında bir fark oluyor. Ama bir yandan da bir seyirci beklentisi stresi oluyor tabii ki değil mi? Oluyor ama mesela şuna çok karşıyım. Anne Yoksa'yı biz pandemiden önce yani yine pandemi var dediğin gibi ama kapamalardan önce başlamıştık. İlk oyunu duyurduğumuzda işte şöyle bir şey okumuştum. Eylül'le çıtaları bilmem nereye yükselten Uğur Kambay bakalım şimdi ne yapacak. Yahu sürekli ben yarışamam ki yani böyle bir yarışma değil ki bu. Eylül'le bunu yaptım şimdi. O iki saat benim tek başıma oynadığım haliyle performans olarak tek kişi olduğum için ön planda olduğum şeydi. Bu 70 dakika 4 arkadaşımla zamanı paylaştığım, oyunu paylaştığım, alışverişte bulunduğum, reaksiyon gösterdiğim bir şey. Aynen. Ben sürekli çıta yükseltmek gibi bir şey çok tiyatronun doğasına aykırı. Bu şeye benziyor. İşte Antigone'yi izliyoruz, o tirat geldi, tiradı nasıl atacak? Zaten en tehlikeli şey budur ya. Evet doğru söylüyorsun. Macbeth'in gelip de yapmakla olup bitseydi diye başladığı tirat aslında. Sınavda izlersen farklı bir değerlendirebilirsin ya da sadece tiratı izlersen. Ama bir anda sofradan kalkıp kendini bir yere kapatıp alam nasıl yapacağım ben bir çıkış noktası ver bana dediği tık diye belki bir dakikada atılacak şeyi bu sefer kendimizi göstermek için 5 dakikaya ya da 2,5 dakikaya yaydığımızda kıyamet kopmaya başlıyor yavaş doğru. Yavaş. Bunu da böyle görüyorum. Benim oyuncu olarak... şöyle bir iddiam yok. Her yaptığım işte bak nasıl. Hayır. Yani bu Anne Yoksa da ben ikinci ya da üçüncü şeyim. Karakterim. Kendim yazdım bu metni. Ama bunu öyle yazmadım. Bunu olayı bence, düşünerek, durumu düşünerek yazınca ben o kadar kaldım orada. Bu beni hiç rahatsız etmedi. Etmesin. İnsanların da bunu beklemesini istemiyorum. Eylül'den sonra... Eylül'den daha yukarı çıkamadı. Ya ne yapayım ama ben sürekli o kadar uç karakter... Bir de o beklenti üretilmez ki. Yani heh. Sen belki 100 tane oyun yapacaksın hayatın boyunca. Yani bir şeyler denemek isteyeceksin. Belki bir oyunda hiç olmayacaksın. Yani sen yazacaksın, yöneteceksin. Gerçi kesin oynarsın da. Yok hayır oynamayacağım tek merak etme. Tek kişilik bir oyundan sonra bence bir ensemble'la yapmak çok... Yani iyi ki yaptım bence. Çünkü yani sürekli tek kişilik oyunlar... O da çok keyifli bir şey ama yani deneme alanını sen kendin açmış oldun aslında ve yani söylediğinden anladığım kadarıyla denemeye devam edeceğiz. Tabii ki. Yani cesur olmamızı engelleyen şey olmamalı başkalarının beklentisi seyirci diyorum. De yani tabii ki seyirciye de şey yapılmaz. Herkes her şeyi isteyebilir, bekleyebilir ama ben de bir seyirci olarak işte Murat müthiş bir iş yaptı. İşte Kadercan, hadi bakalım şimdi ıstırap korosunda daha ne yapabilir falan demiyorum. Bakalım umarım bunun da mayası tutmuştur diyorum. Maya meselesi bu yani evet. Biz bayağı süte maya çalıp onu yoğurt yapıp aa bak ne güzel olmuş dedirtmeye çalışıyoruz. Bazen o maya çok, tutmuyor. Çok güzel bazen bağladın.
Sakın bunu tekstinde falan. Hayır, çok güzel bağladın yani. Mayası tutsun geleneksel istiyorum. Geleneksel bir yere doğru bağladın mayası şu an. Mayası tutsun yani. Benim yaptığım oyunum, benim derdim bu. Bir şey söyleyeceğim. Kapat programı. Evet, o zaman şöyle kapatalım. Bu hafta Sahne Tozu Yutanların konuğu ben Uğur Kambay ve sevgili Murat Mahmut Yazıcıoğlu'ydu. Biz biraz dertleştik. Eğlendik, güldük, keyif aldık, bazen sitem ettik. Umarım çok başınızı şişirmemişizdir. Sürçülisan ettiysek affola, kendinize çok iyi bakın. Harika kapattın. Harika mı? Harika. Bir de size sanat dolu, kesintisiz, bol bol oyun izlediğiniz bir sezon diliyorum kendi adıma. Çok sevgilerimizi iletiyoruz seyircilerimize. Umarım keyif alırsınız, almışsınızdır sohbetten. Çok memnun oldum seni tanıdığıma yakından. Daha yakından tanıştık değil mi bugün? Aynen. Ben de memnun oldum falan. Teşekkürler.